Hüseyin'i görelim. Hüseyin Özçelik, Türkiye kar yağışını bekliyor. Dün aldığımız tahminler sıcaklık düşüşünün yarın gerçekleşeceğine zaten yönelikti. Ama bugün bir değişiklik var mı? Kar ne zaman, ne ölçüde yağacak? Hüseyin'e soralım. Hüseyin tabii beni duyabiliyorsa. Duyuyorum Hülya Kenek, bir rüzgar var. Rüzgar fırtına haline dönüyor. Bugün hava koşulları değişmeye başlıyor. Günlerdir yayınını yapıyoruz. Kar yağışlarıyla ilgili olarak son güncelleme şöyle. Marmara bölgesinde cuma günü kar yağışının yarın kar yağışının başlamasını bekliyoruz. Öğle saatlerinden itibaren Trakya çevresinde aynı zamanda Bursa Çanakkale'nin de güneyinden bu sefer birkaç korna yağışlı bir soğuk sistemi etkisine girecek Türkiye. Önce Marmara, ardından Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in doğusu, zamanla da İç Anadolu'nun güneye doğru Akdeniz'e yakın kesimlerinde kar bekliyoruz. Yani kıyı Ege ve kıyı Akdeniz hariç aslında Türkiye'de kar yağışı bekliyoruz bu hafta sonu ve yeni haftanın ilk 3 günü. Yağış miktarları biraz tahminlerde değişiyor, değişkenlik gösteriyor. Son güncellemeye göre İstanbul'da kıyı ilçelerde bile olsanız, Üsküdar, Beşiktaş sahili, Sarıyer sahili gibi, Bakırköy, Avcılar şanssızdır, Kartal, buralarda bile olsanız kar yağışı örtü yapacaktır. Ne kadar yükselirseniz, rakım ne kadar artarsa örtü miktarı da ciddi şekilde artacak. İmraniye, Çekmeköy, Ömerli Barajı çevresinde çok güzel su havzalarımızı besleyecek 3 yağışlı, 3 kar yağışlı, bazısı karla karışık yağmur bazı saatlerde. Tabii şehrin ısı adası etkisi de var. Hepsi de yoğun kar düşmeyebilir ilk başta. Ama sistem çok güçlü göründüğü için pazardan sonrası adeta soğuk kopup gidiyor Hülya Ökeneç. İstanbul gün içerisinde önümüzdeki hafta 0'ın altında, 2 0'ın altında 5 derece hissedilir. Rüzgar soğuğu diye bir tabir var. Yüzümüze doğru estiğinde hissettiğimiz sıcaklıkla durağan bir yerde hissettiğimiz sıcaklık çok değişiyor. Rüzgar soğuğunun içine giriyoruz. Kara ele dönecek rüzgar lodoslar. Çünkü bu tehlikeli bir durumdur. Otoyollarında buzlanma yaratır. Aynı zamanda özellikle orta yaşlılarımız buz ve kar örtüsü altında kayıp düşebilir. Hastaneler yoğun, otomatik vakalar artmasın. Dikkat ediniz, 10-12 gün boyunca Türkiye son zamanlardaki en soğuk havaya giriyor diyor hava tahminleri. Kar yağışı bu kadar metrelerce olmayabilir çoğu merkezde. Ama soğuk biraz ısrar edecek ve uzun süre unutulmayacak gibi duruyor. Zaten 2017'de, 2015'te, 2004'te, 1987 ve 1985'te biz buna benzer sistemler soğuk ve 10 gün civarında etkili olacak soğuklar yaşadık. 2017'deki biraz daha kısa sürdü ama kar miktarı iyiydi. 2015'te de öyle, hatırlayacaksınız. Çok uzağa gitmeseniz de bu örnekler var. Bu sefer de Mart ayına kadar soğuk görünüyor. Sıcaklıkların hep ortalamanın altında kalacağını tahmin ediyoruz. Tabii Doğu Anadolu'da da, Doğu Karadeniz'de de bu yağışlar buzlanmaya, buz sarkıtlarına, otoyollarda problemlere neden olacak. Sağlık açısından tehlikeli bir Şubat geçireceğiz. Özellikle yaralanmalara, düşmelere, buzlanma sonucu olacak işlere dikkat edelim. Pazartesi ve Salı sabahları trafiğe çıkacaksak şehirler arası yollarda ve şehir içlerinde problem olur. Belediyeler çalışmalarını yapıp bu kar bir gelsin, önce onu bekliyoruz tabii de. Çalışmalarını yapıp yolları açacaklardır. Kar yağışının gelme olasılığı ise %85 gibi, oldukça meteorolojide yüksek bir ihtimale ulaştığı gibi. Hüseyin çok teşekkürler, önemli bilgilerdi. Rüzgar da vardı biraz, böyle zar zor duyabildik. Ama çok teşekkür ediyorum. Biz de devam edelim. Bu arada koronavirüsün kolayca yayıldığı ortamların başında